Herkese merhabalar, hep merhabalar, ben Umut. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bugün çok eğleneceğimiz, çok çılgın, birbirinden farklı ürünlerle dolu, manyak bir video. TikTok'ta görüp böyle arkadaşlar ulan bu işe yarıyor mu dediğimiz, acaba bunlar çalışıyor mu diye düşündüğümüz, paraya kıyıp satın aldığımız ürünleri test edeceğiz. Evet arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Berat Ali konuğum. Az önce de dediğimiz gibi bugün TikTok'ta dayanamayıp görüp satın aldığımız ürünleri inceleyeceğiz. Arkadaşım hoş geldin. Bu ne oğlum, yalandan da bu ne? Hoş bulduk chat. Ne getirdin bize yurt dışından? Bugün amcam getirdi arkadaşlar, Nijerya'dan. Çok güzel ürünler var, hepsini test edeceğiz. O zaman videoya geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu videoya da olur da 25 bin like gelirse bu tip videoların devamı gelir. Kanala abone olun, 700 bin yolunda destekleyin. Şimdi hızlıca videoya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi ilk ürünümüzle başlıyoruz. İlk ürünümüz bu. Ne bu Berat'cığım? Bilmiyorum. Neye benziyor sence? Flash belleğe benziyor. Güzel. Arkadaşlar siz de yorumları açmadan önce neye benziyor bir durdurup yazın bakalım. Şöyle bir açalım, flash bellek değil canım bu. Bu kadar büyük flash bellek mi olur Berat? Bende daha büyük bellekler var. Nasıl lan bellekler? Bende manyak bellekler var. Göster. Çok büyük. Burada gösterilmez mi? Gösteremem. Şimdi arkadaşlar bu bir poşet kıskacı gibi düşünebilirsiniz. Herhalde öyle sanıyorum. Değil mi Aybars? Kaç para verdin buna? Ucuz biliyor musun? 25 lira mı ne? Bence çok ucuz. Güzel. Buna ne lazım? Pil lazım herhalde. Şöyle bir açalım. Pilli mi bu? Herhalde pilli. Ver bakayım, pil ver abi. Bende pil var. Burada. Çıkart abi. Şuradan pilimizi açalım. Aslında pratik, bir şeylerin bayatlamamasını sağlar. Hani çalışıyorsa eğer ki. Mesela çekirdek yedin, ağzını kapatamadın mesela. Tık, bununla kapatırsın. Bunu şöyle koydum. Şunu da şöyle alıyorum, bu paketleri. Berat çalışacak mı bu sence? İnşallah çalışır. İşimize yarar, çalışırsın. Şöyle koydum. Bu artık çalışıyor mu Aybo? Bak bakalım. Şuradan şunu alalım. Şöyle bir cipsi açalım. Ses için özür dilerim. Şöyle. Ye bakalım. Buradan böyle. Lan oruç. Nasıl? Lan. Oha! Tükür tükür sayılmaz. Allah'ım affet. Bunu vallahi unuttum. Oğlum harbi unuttum, ben de salak gibi veriyorum oğlum. Bir şey olmaz, anasını satayım. Bir şey olmaz değil mi? Vallahi gel gel, cici olmaz, gel oğlum gel, ama bir daha yapma. Hiç merak etme, farkında olmadan yaptığım bir şey. Vallahi unuttum. Tamam oğlum, farkında olmadan yaptığım bir şey. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle geliyorum, sanıyorum şöyle. Isıtıyor mu? Ne yapıyor? Isıtıyor. Birazcık şey yaptı. Ben aslında biraz fazla bastırdım. Şuradan şöyle hemen çekiyorum. Bak çok kısaca. Bak buradan kapattı baba. Gördün mü ürünü? Çok iyi. Aslında bayağı iyi. Bayağı işe yarar. Hani 25 liranın karşılığını veriyor mu? Bence veriyor. Mesela şöyle düşünün arkadaşlar. Şu kadar büyük bir cipsi açtığınızda hani hepsini yemiyorsunuz. Böyle böyle kaç tane paket cips bayatlıyor ya da çekirdek bayatlıyor. Bir saniye. Ürünü değiştireyim. Şunun ağzı açık. Şöyle tutup. Bir posta çevirdiğimde. Yanlış yapıyorsun. Al doğrusunu sen yap. Bandeti oradan vurmak istememiştim de. Berat, elinin ayarı yok ki oğlum. Bak buradan geleceğim bunu. Hop. Bu şekilde arkadaşlar, görüyorsun. Bak mis gibi de cevizi burada tutuyor. Burası çıkmış da burayı bantlamadım arkadaşlar. Tamam, bu çalışıyor arkadaşlar bu arada. Ben şey yapamadım. İyice bantlayamadım. Elimiz alışır ya, ilk defa elim açıyor. Aynen öyle. Bu ürün bence fiyat performans olarak geçerli mi? Geçerli bir ürün. En beğendiğiniz ürün ne? Yorumlarda yazın. Hepsini okuyoruz. Bakalım hangimizin beğendiği ürün en çok listelenecek ya da yorum olacak. Şimdi diğer bir ürüne geçelim. Diğer bir ürünle devam ediyoruz arkadaşlar. Herkesin gördüğü sahte paraları ayıklayan, hatta bir ara belediyelerin esnafa bedava dağıttığı kalemi görüyoruz arkadaşlar. Her zaman da merak ediyordum. Kalem buymuş keke. Ne ben kadar Aybars'cığım bu? 17 lira mı neydi? Güzel kanka. 17 liraysa fazla da pahalı değil. Şöyle açıyorum. Para versene Berat. Para vereyim. Ver abi. Şunu şöyle açtım. Aa, güzel kalem ama aga. Şimdi bu ne yapıyor tam olarak Aybo? Eğer gerçekse sarı oluyor. Sahte ise koyu renk oluyor. 3 saat sonra da normale dönüyor. Tamam bakalım. Sahte ise şuradan şöyle yapalım. Açık sarı oldu. Açık sarı. Görebiliyor musun? Peki. Gerçekse sarı diyoruz. Tamam, gerçekse sarı şöyle. Bu zaten geçtiği için istediğim gibi karalıyorum. Okay. Elinle silince geçiyor diye biliyor mu? Gerçek parada geçiyor. Geçiyormuş lan, harbiden geçiyor. Ver saatte para ver saatte abi. Saatte parada geçmez ama. Tamam, bu saatte 100 dolar arkadaşlar.
Baba gördün mü? Ya. Bak siyah. Oğlum bu işe yarar ki lan. Bayağı yani mesela kasada duruyorsun ya da ne bileyim markette kasiyersin. Bakkalın var. Ne bileyim abi üst baş satıyorsun. Hemen bakarsın. Pazardasın mesela. Bir koli alalım mı bundan? Bir koliye gerek yok kanka. İki tane üç tane. Herkese bir tane. Bu aslında ilk çıktığında daha da ucuzdu biliyor musun? Bundan 3-4 sene önce 3 lira falan da bu kalem. 17 liraya çıkmış anasını satayım. Şöyle bir daha bakıyorum. Evet baba. Geldim buna da gösteriyorum. İşe yarar mı? Yarar. Bence 10 ürün. Eğer ki parayla da sürekli uğraşıyorsanız arkadaşlar. Evet evet elle de çıkıyor. Ne seviyorsanız. Dolandırılma yani anladın mı? Şimdi adam getiriyor 200 TL veriyor. En yüksek 200 TL'miz var lan değil mi bizim? Evet. İşte 100 dolar veriyor. Bakamazsın o anda anlayamazsın ama şöyle abi şak diye anlarsın. Güzel arkadaşlar sizce bu kalem hakkını veriyor mu? Bence tam olarak fiyat performans ürünü. Kesinlikle. Sizce değer mi? Yorumlarda yazarsınız. Diğer bir ürüne geçelim. Evet sıradaki ürünümüz ışıklı okuma gözlüğü. Kitap okumayı seviyorum aga. Bol bol okuyum bu arada arkadaşlar. Sen seviyor musun? Ben her gün kitap okuyorum. Yalan söyleme lan ben seni. Yok dün okudum 10 sayfa gerçekten. Ben onun odasında gördüm Sabahattin Ali kitapları aldım. Aga. Okumaya başladım. Şeyden bedava geliyor değil mi? Bedavaya geldi okuyorum. Ne işe yarıyor agam bu? Karanlıkta okuyoruz herhalde. Işıklı olduğuna göre öyle. Şöyle açıyorum kendi gözlüğümü çıkartıyorum. Pili mili var mı acaba? Burada ışıkları var, sensörleri var. Şurada küçük bir vidası var. Muhtemelen böyle saat pili gibi küçük bir pil. Şuradan açılıyor. Zaten camları yok. Bunu da bayağı görmüştüm TikTok'ta. Evet. Kitap okuyanlar alıyor harbiden gece ışıktan. Aha bak açıldı bir tanesi. Görüyor musun? Şöyle de yaptım gördün mü? Şu an okuyorum ben. Bir karanlık yapsana kankam. Şimdi arkadaşlar odanızdasınız, uzandınız, bütün ışıkları kapattınız. Tam şimdi ufak bir aralık şey yaptım da şu anda ben mesela görebiliyor musun Aybars? Şöyle her şeyi görebiliyorum. Nasıl dayanır ki tanıdığımız, bilmediğimiz herkes tek tek bu dünyaya binip onun o dehşetli ağırlığını habire arttırdıkça. Siz tek, tekliğe hep bir anlam eşlik. Dinliyorsun değil mi? Dinliyorum. Güzel söz. Tam tak bakayım nasıl gözüküyor? Bakayım. Yani işe yarar ama sanki biraz daha böyle ışıkları daha da şey aydınlık verseydi tam ortam karanlık olunca daha da farklı olabilir ama okuyorsun değil mi? Ben göremiyorum. Sen kör müsün? Gerçekten göremiyorum. Neden? Bilmiyorum kapkaranlık her yer. Nasıl göremiyorsun oğlum ben buradayım. Göremiyor musun beni? Neredesin? Buradayım alan. Abi. Berat. Ne kadar bunun fiyatı kanka? 24 lira. 24 lira güzel, bence yeterli. Iyi. Güzel bir ürün. Hop diğer bir ürüne devam ediyoruz. Ne sence bu Berat Ali'cim? Temizlikle ilgili bir şey mi? Evet. Temiz ve titiz olanların dikkatini çekecek bir şey. Ve ben çok müzdaribim bu durumdan yani şikayetçiyim. Beni bir yıkayan olmadığı için arkadaşlar. Ben yıkarım. Sırtımı yıkar mısın lan harbiden? Yıkarım abimi. Lan abin sana kurban olsun. Sırtınızı köpüklüyorsunuz böyle arkadaşlar. Açalım bunu. Şu şekilde bir ürün bence gerçekten güzel bir ürün. Bak hem bu tarafı var. Babuş görüyor musun? Dokun Berat'cığım. Yok yok şuraya dokun. Niye direkt buraya? Dokun. Bak oralar senin pisliğini alacak. Çok güzel hissi. Bak buraya dokun. Oha. Kaç para Aybocuğum bu? 41 lira mıydı ne? 41 lira biraz fazla mı ya? Gerçi ben neyin fiyatını doğru biliyorum ki neye göre. Şimdi arkadaşlar bunu alıyorsun Berat'cığım şöyle. Arkanı alıyorsun şöyle. Ya bu böyle gösterilmez. Biz bir duşa girelim mi? Girelim. Evet arkadaşlar duşa geldik. Bugün Umut abimi yıkayacağım. Şimdi ıslat beni Berat. Islatayım abimi. Evet böyle. Dur lan yandım. Şu şekilde bak sırtımı temizliyorum görüyor musun Berat? Tertemiz oldu. Güzel oluyor mu kanka? Güzel. Berat teşekkür ederim beni yıkadığın için. Sağ ol. Oğlum yine en son annem yıkamıştı ama ben kıyım. Ya. Nasıldı? Tertemiz olmadı mı? Çok güzeldi. Lan beni yıkarken keyif aldın. Evet, yıkarım her zaman abi. Eyvallah hani kardeşim. Hani bir gün beni. Bir şey olsa, başımıza bir şey gelse kim yıkayacak? Birbirimizi yıkayacağız. Arkadaşlar 40 liralık bir ürün. Bence okey. Değer mi? Değer ama sadece plastik olması beni biraz düşündürdü. Hani kaldıkça bir şey bakteri üretir mi üretmez mi bilmiyorum. Şimdi diğer bir ürüne geçelim. Gel gelelim arkadaşlar. Şimdiki ürünler tırnak düzeltici. O kadar çok gördüm ki. Bak şimdi sana biraz sonra fotoğrafını da göstereceğim. Bir de bunun adı ne biliyor musun? Popit. Popit. Yani bunun bu kadarını gördüm. Şu kadarını gördüm. Yani bina onun kadarını gördüm. Ben hala bilmiyorum. Sen al dedin diye aldım. Bu herhalde şey. Hani eskiden böyle buzdolabından ya da bir yeni bir şey aldığımızdan pıt pıt çıkardı ya ocaklardan şeylerden hani stres atardık. Onun modern versiyonu değil mi Berat'cığım bu? Galiba öyle. Şu kanka. Ha tamam. Bu rahatlattığını söylüyor.
duruyor ama bunu YouTube'da gördün, TikTok'ta gördüm, her yerde gördüm. Kaç lira Aybars'cığım bu? Onlar ucuz değil bu arada ya. En küçüğü bile 30 lira falan. Oğlum bu oha, bu 30 liraysa benim stresimi almaz ki. Ben stres başladı bende. Böyle bir ürün. Yani bilmiyorum, çocuklar mı seviyor artık, kim seviyorsa arkadaşlar bilmiyorum, almanıza gerek yok. Para tuzağı diyebilirim. Saçma bir ürün. Bunu şey yapsak mı, koysak geri iade edemez miyiz Aybo? Oğlum 30 lira bu desen, diğeri desen 100 lira şey, 200 lira kârdayız bu videoda. Diğeri de bu şey yazsana, ayak tırnak düzeltici yazsana. Ayak var benim telefonumda. Burada. Bu şekilde arkadaşlar ayak tırnağınızı düzelttiğini söylüyor. Problemli ayak tırnakları. Ben burada ayağımı gösterecek değilim. Ben de göstermem. Yiyen varsa gelsin video ayağını göstersin arkadaşlar. Ha bu arada bu video 35 bin like gelirse bu serinin ikincisini de arkadaşlar bunu koyalım ayağımıza. Berat'ın ayağına. Istedim. Aynen. Nasıl fikir? 35 bakarız. Bin like. Bakarız. Atmayın. Bir bak, daha göstereyim. Kanka aslında bayağı kullanışlı. Ay bu görüyorsun değil mi? Buradan herhalde o tırnağını sıkıştırıyorsun. Batık tırnağı çıkarmak. Aynen. Başka bir ayak açayım. Bak şimdi abi. Şuradan ayaklarının uçlarına bunu koyuyorsun. Şuradan da tepeden de bu arkadaşı şöyle sıkıştırıyorsun baba. Tırnağında kalıyor. Batık tırnakları kurtarıyor. Kalın tırnakları kurtarıyor. Kaç para baba bu? 40. 40 lira mı oğlum ya? Her şey 40 mı? Senin batık tırnağın var mı? Yok. Arkadaşlar aralarında batık tırnağı olan varsa yorumlarda yazsın da bunu göndereyim birine. Hatta şöyle yapalım. Instagram buraya koyuyorum arkadaşlar. Artık Instagram'ı aktif olarak kullanmaya başladığım için. Evet. Açıklamada ve işte yorumlarda da var. Instagram'a gelin, DM atın. Sıradaki ürünlerle devam ediyoruz arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz de bir gerçekten like'ınızı alırım. Sizleri çok seviyorum. Kanalımızda güzel gidiyor. 700 bin yolunda beni bir desteklesinler. Destek olalım. Kardeşim 1 milyona geliyorum. Evet destek olalım. Kardeşim neredeyim ben? 1 milyon. Daha gelemedim. Geliyoruz. Yoldayız. Geleceğiz. Şimdiki ürünler arkadaşlar şöyle küçük bir aslında portatif. Ben bundan daha önce de almıştım. Hatta sıfırdan yeniden tekrar alalım dedim arkadaşlar. Şöyle bir ışığımız var. Bu ışığımız pilli. Bu ışığı istediğiniz yere arkadaşlar genelde mutfak banyolarda falan kullanılıyor ama işte insanlar kitaplığın altına ya da ne bileyim masasının işte bir yerine falan da koyuyor. Bu ürün bu. Evet. Diğer ürünü sonra geleceğim. Bu burada kalsın. Bu da çok özel bir ürün. Bunun kart olarak durduğuna bakma. Ne bu sence? Tahmin alayım. Bu ayna. Ya başka bir tahmin alayım. Çok bakma. Aynaya benziyor. Başka bir tahmin alayım. Kitaplık. Bu açılıyor, kitaplık mı oluyor Berat? Biz şimdi görmeden neymiş bu yazın bakalım siz de arkini gelelim. Şöyle de kapatıyoruz abi. Buradan da yapışkanı çıkıyor bunun. Tamam mı? Ürün bu. Kaç para Aybars'cığım bu? Ucuzdu da ya. 30 lira falan. 30 lira? Oha lan. 30 lira diyorsun da emin ediyorum bak ben 2 sene önce bunu ya 11 liraya aldım ya da 12 liraya aldım. 2 katı fazla fiyatına çıkmış. 3 katı. 3 katı fiyatına çıkmış. Bir mutfağa geçelim. Bizim burada bir ışığımız var ama bu ışık çalışmıyor. Çalışan da burada. Mutfak çok biz çekme kanka. Berat'cığım gülmeyi bırakıp ışığı kapatabilir miyiz? Bak bunu böyle buraya yapıştırıyorum. Bak mis gibi de duruyor burada. Bu şekilde minik bir ışık. Bunun ayarlı mı bu? Yok ayarsız. Yani iyice karanlık olduğunu düşündüğümüzde bence bir tane de şuraya koyduğunda. Güzel güzel kurtardı ya. Baksana abi çok portatif değil mi? Fiyat performans olarak bence bayağı bir iyi bir ürün. Açalım ışığı. Direkt mutfağın ışığını açsaydık onu takmak yerine. Ya kardeşim sen Einstein mısın? Daha mantıklı değil mi direkt ışıkları açmamız? Ama niye bu, 30 lira verdik ki ona? Bu küçük bir ışık oğlum. Bunun yaktığı elektriği yakıyor mu? Pille. Ya da ben bu kadar çok ışık istiyor muyum Berat? Bunun yanmasını, bunun yanmasını, bunun yanmasını, bunun yanmasını. Berat bunların hepsinin yanması mı Berat? Ne bak abi? Şöyle de bir şey olabilir bu arada kanka. Böyle de kullanışlı. Mesela açtım bu burada tamam mı? Karanlık abi. Bu mantıklı. Oğlum daha birçok kullanılacak yer var ki bunu kitaplığın oraya masanın altına. Bak abi çok alakasız olacak ama bakın arkadaşlar. Ürünün sahibi bu kadar ölmedi. Arkadaşlar. Buna yapışmaz ya. Arkadaşlar. Bak hop. Gördün mü? Ürün 10 numara ürün. Almayan bir pişman. Al abim al abim. Ürünü al abim. Diğer bir et ağlayacağım. Etaba diyorum. Diğer bir ürün. Bu çok saçma bir ürün. Bunu da TikTok'ta görmüştüm arkadaşlar. Bu böyle kartvizit gibi duruyor tamam mı? Kartlık gibi duruyor. Ve bunun satın alması da çok kolay. Bu bir bıçak. Oha. Çok alakasız değil mi oğlum? Kartlığın içerisinden bıçak çıkıyor. Bunu böyle katlıyorsun. Şöyle katlıyorsun baba. Tamam mı? Bu böyle bir bıçak oluyor. Keskin mi bu? Kesiyor mu? Bilmiyorum ki. Değil mi? Kaç para bu? Ucuz ya. 20 lira mı? Oha ya yani bunun herhalde bak direkt böyle de katlıyorsun. Kartlığın içerisine koyuyorsun cüzdanına. Cüzdanın burada mı? Değil. Hayır. Kullanayım ben mi? Dur. Öyle yaparlar ya. Keskin mi? Keskin değil. Ver abi. Bakalım şöyle.
Berat nasıl keskinliği? Böyle merak etmiştim bunu aldığım gibi arkadaşlar. Direkt çöpe atacağım. Ya da ben niye çöpe atıyorum ki? Videoyu buraya kadar izlediysen kardeşim, bu videoya yorum attıysan, fikrini beyan ettiysen, ürünlerden hangisini istediysen arkadaşlara hediye olarak gönderelim. Benim bir işime yaramazsın. Evet arkadaşlar, sıradaki ürünümüz bir fındık kıracağı. Buraya fındığı atacağız ve kıracak bizim için. Güzel bir ürün, bakıyorum. Kaç para Aybars'cığım bu? 100 lira en pahalısı o. Oba! Kocamanmış ya, ben onu oyuncak gibi bir şey sanıyordum. Yok lan, bayağı güzel yani, ideal. Bak içine, şuradan herhalde çeviriyorsun, şuradan da kırıyor. Şuraları görebiliyor musun? 100 lira. Bakalım, fındığımız da var, cevizimiz de var Berat'cığım. Sence bu 100 lira eder mi? Deneyince göreceğiz. O zaman ilk önce ceviz mi kıralım? Cevizi kıralım bir. Bak biz eskiden böyle memlekette şöyle kırardık kanka, göstereceğim ben. Şimdi fındıkları atıyorum. Hazır mıyız? Hadi bismillah. Aha, kıracak. Herhalde burayı sıkmam gerekiyor. Biraz daha sıkayım. Kırmıyor lan. Biraz daha sıkacağım. Kırılmıyor mu? Ya kırılmıyor. Ya acaba kırılmış cevizi mi parçalıyor? Yok lan. Nasıl bir mekanizma var ya? İçerisinde şöyle ki, şunu bir açayım. Bak buradan şuradaki şeyler var ya, yuvarlaklar, görebiliyor musun? Normalde bunları kırması lazım diye düşünüyorum. Şimdi bir daha deneyeyim. Belki fındık kırmıyordur. Olabilir mi? Olabilir. Ceviz atalım. At abim cevizi. Dur, burada da varmış. Attım. Kıracak mı? Hayır. 100 lira dolandırıldık demeyelim ya. Kırmıyor. Vallahi kırmıyor. E ne olacak şimdi? Ben de deneyebilir miyim? Dene bakalım. Deneyeyim. İşe yaramıyor. Fark ettik Berat. Evet. Bunun nasıl çalıştığını biz mi beceremedik acaba? Şunu biraz gevşek mi tutacağım? Ama bunu gevşek tutunca da dönmüyor ki. Arkadaşlar dolandırıldık. Geçmiş olsun. Erkek adam öyle kırmaz zaten cevizi. Nasıl kırar abi? Erkek adam şöyle kırar. Bunu kıralım, sonra edit yapalım. Çok saçma bir edit. De, kurgu yok kardeş. Bu kanalda kurgu yok. Bak abi, erkek adam alır bunu. Böyle, tamam mı kardeşim? Yumruklarını sıkar. Şöyle kırar abi. Al canım ceviz. Ya bunda ne gerek var kanka? Ben 100 liraya hallediyorum. Ceviz mi istiyorsun kardeşim? Al kardeşim ceviz. Arkadaşlar bir ürün çalışmıyor. Şimdi bunu yorum olarak da diyeyim, değer mi değmez mi diyeyim. Değmedi zaten. Aybars geçmiş olsun. 100 lira girdi güzel kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun. Fındıkları da artık arkadaşlar ağzınızda kırıverirsiniz de şu an niyetli olduğum için şey yapamıyorum. Dur bir şöyle bir deneyeyim. Yok bu çok küçük de, bunu da böyle yaparım abi ben. Şöyle. Al ye oğlum. Fındık işte bunlar. Kırıldı mı? Kırıldı. Kardeş biz bu ellerle inşaatlarda, sen daha doğmamıştın, neler yapıyorduk biliyor musun? Neler? Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Vallahi çekerken çok eğlendik. Ben bu tip videoları çok seviyorum çünkü sürekli farklı şeyler deniyoruz. Bence de güzel oluyor ve insanı da merak ettirmiyor mu aga? Evet. Like'ınızı atın, yorumunuzu atın. Ürünlerden hangisini beğendiyseniz yazın. Instagram'dan beni de takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Beretel'in kanalı burada, benim kanalım burada. Sağ ve sola izleyeceğiniz videolar bırakıyoruz. Bunun ikincisinin gelmesini de isterseniz belli edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye.